her sabah aynı duyguyla, aynı heyecanla başlıyorum. Çıkarken aynı heyecanla çıkmayabiliyorum. Bazen sinirli olabiliyorum ama ya da üzgün olabiliyorum. Ama her sabah geri gelirken burası bana yeni bir heyecana, yeni bir fikre koştuğum yer gibi. Çünkü bir oyun alanı gibi görüyorum ben kendimi. Ben hiçbir zaman seramiği bir meslek olarak, bir iş olarak görmedim. Her zaman mutlu olduğum, kendimi mutlu ettiğim bir şey olarak gördüm, yer olarak gördüm bu atölyeyi. O yüzden çok büyük bir duygusu var benim içimde. Aslında dışarısıyla çok izole bir yaşantım var. Yani dışarıyı çok görmüyorum. Kurtarılmış bölge diyebilirim aslında atölye için. Yani ben her şeyi dışarıda bırakıyorum. Sanayinin içinde olması, başka bir yerde olması önemli değil. Çünkü izole yaşıyorum. Yani atölyeye açıyorum kapısını, kapatıyorum. Yani dışarıda, aşağıda başka bir şey varmış, yukarıda başka bir şey varmış. Çok beni ilgilendirmiyor. Tamamen de işine odaklıyım. Eskişehirliyim. Annemle babam emekli sağlık memuru. 18 yaşına kadar Eskişehir'deydim. O 18 yaşından sonra üniversite eğitimi için çıktım ve bir daha da dönmedim Eskişehir'e. O yüzden o biraz yaradır aslında. Biraz daha Eskişehir'de yaşamak isterim. Çocukluğum benim çok hareketli olarak geçti. Çok haylaz ve yaramaz bir çocuktum. Ailede hala namım yürür. 5 yaşındayken ben bir yaramazlık sonucu çakmakla kendimi yaktım. Ve 109 gün hastanede yattım. Bir ölümden dönüş oldu benim için. O büyük bir travma oldu benim için hayatımda. Birçok şey geriye gitti, belki de ileri gitti. Ve bu süreç benim birçok odaklanma problemimi çıkarttı ortaya. Ve öğrenme sürecimi geriletti. Ve daha sonra bu süreçte, hiperaktiviteyle birlikte başlayan süreçte meslek lisesine yazıldım. Meslek lisesine başladığım zaman Eskişehir'de seramik bölümüne şunu fark ettim. Bu da çok önemli. Hayatınıza giren öğretmenler, hocalar çok büyük yönlendirmeye sahip. Rahmetli Işıl Hocam benim nasıl enerjimi, nasıl işime yansıtacağımı bana çok güzel öğretti. Çok güzel telkinlerde bulundu, yönlendirdi ve ben bu enerjimi işime, yaptığım mesleğime yönlendirmeyi öğrendim. Çömlek temelde baktığınız zaman çömlekçi çamuruyla çarkta şekillendirilmiş formların genel adı. Çömlek sanatı kapkacak sanatı olarak aslında başlıyor. Atilla Galatalı öyle der. Yani, endüstrinin en başlangıcıdır çömlek sanatı. Yani çömlekçilik başladığı zaman artık daha seri işler yapılıyor. Daha düzgün, estetik olarak daha düzgün işler çıkıyor. Ki hala Medeniyetler Müzesi'ne gittiğiniz zaman, Arkeoloji Müzesi'ne gittiğiniz zaman bundan binlerce yıl önce yapılmış işlerin formlarının ne kadar güçlü olduğunu görüyorsunuz. Hep yaptığı işlerde, çömlek sanatı için konuşabilirim bunu, hep estetiği kovalamış, hep onu aramış aslında. Benim için çömlek sanatı ne ifade ediyor derseniz, benim için bir tutku. Ben tamamıyla onunla birlikte yaşıyorum. Yani hep iki parmağın çok güçlü bir arkadaşlığı var benim için. Onun içselleştirdim. Yani tornanın başına oturduğum zaman, izole ettiğim atölyede, tamamıyla kurtarılmış bölgemde hiçbir şey düşünmediğim, sadece ona odaklandığım ve odaklandığımda onu hissettiğim, formlarımı yaparken de hep hayatımdan bir şeyleri kattığım, düşünürken, düşünerek yaptığım bir iş. Hep ben şey derim, zanaatla sanat arasında çok sıkışmış bir nokta çömlekçilik. Yani zanaat mı, sanat mı arasında hep ince bir çizgi var ve orada çok sıkışmış. En azından burası Türkiye için söyleyebilirim bunu. Çömlekçilik ilk başta kapkacak sanat olarak başladı. Yani insanlar kendilerini kullanım eşyası olarak başladılar ve
bu şekilde devam etti. Ama sanat olarak ne zaman başladı derseniz aslında belki de her zaman sanattı. Çünkü yapılan kapların üstüne çizilen bezemeler, M.Ö. 5. yüzyılda Atika kapların üstündeki o kırmızı siyah figürlü hareketler hep bir ifade aracıydı. Yani sanatı eğer bir ifade aracı olarak düşünürsek, zanaatten ayırıp bir ifade aracı olarak düşünürsek, bütün medeniyetler, bütün kültürler kendilerini ifade edecek birçok şeyi çömleklerin üstlerinde kullanmışlar, görüyoruz ve hala da güçlü ifadesi olduğunu görüyoruz. Şimdi geleneksel dediğiniz zaman bir beceri ve bir alışkın oldukları bir form anlayışı ve kurallar bütünü vardır ve bunun üstüne çıkmazlar. Ama eğer bir şeyi sanat için, yani sanata dönüştürmek istiyorsanız, bunun için esin ve dehaya ihtiyacınız vardır. Ben bunu bu şekilde tanımlıyorum. Çömlekçilik sanatının güncel sanata uyumlu bir dili olacağını düşünüyorum. Her zaman, yani sanata her zaman uyarlarsınız. Yani çömleği yaptınız, kesersiniz. Fikriniz oysa onu da koyarsınız. Hiçbir zaman bitmez. Yani herhangi bir çizgisi yoktur. Yani evet, formlar değişebilir, geleneksel formlar olabilir falan ama her zaman yeni gelen nesil, yeni gelen kuşak yeni bir fikirle gelecektir. Teknolojiyle birleştirecektir, kendi hayatıyla birleştirecektir ve yeni şeyler bulacaktır, yeni şeyler keşfedecektir. Bu hiçbir zaman bitmeyecektir. Yani bitseydi eğer, zaten 2002 yani yıl, yani yıllardır biter, binlerce yıldır biterdi. Water Splash serisi şöyle çıktı. Yine lisans birinci sınıfta çok hareketliydim. Yani hep uçlarda yaşayan biriydim ve o hareketliliğimi göstermem gereken bir iş yapmam gerekiyordu. Ve Siemens'in sergisi var. Sanat ve Yörüngeler diye bir yarış sergisi vardır. Bir çok sevdiğim Zafer Hocam buna ön ayak oldu ve bu sergiye katılmam için bir iş yapmamı istedi. Ve bana çok açıkça şunu da söyledi: Metin, kazanamayabilirsin bu sergiyi, biliyorsun değil mi, dedi. Olur hocam, dedim, yani kazanamamak zorun değil, yani biz işi çıkartalım. Yani benim için hep yarışmalar oydu aslında. Hani bunu da söyleyeyim bu arada. Yani yarışmalara katılırken hiç ödül ya da başarı olarak hiç katılmadım. Derdim hep o yarışmaya katılma sürecinde bir şeyleri öğrenmekti. Ve her zaman yarışmaların gelen ödülleri hep piyango olarak bakmışımdır. Yani hani bir seçim var ve o seçimde kimin neyi beğeneceği, nasıl bir süreçte olduğunuzu, nasıl yaptığınızı bilmesi çok zor. O yüzden hep bir piyango olarak bakmışımdır. O süreçte çıkmış bir seriydi bu Water Splash'lar. Bu çalışmaları yaparken o dönemde yaşadığım hareketli süreci, kırgınlık sürecini anlatmaya çalışmak istedim. Ve malzeme olarak da seramik döküm çamurunu kullandım. Ama döküm çamurunu tek başına kullandığım zaman bu kırılganlık etkisini alamıyordum. Ve içine cam elyafı dediğimiz fırının içinde pişerken yanan ama dokusunu farklı bir şekilde sunan bir malzemeye bulmaya çabaladım. Bir süre cam elyafıyla bu işleri doğru bir şekilde ve kaliteli bir şekilde yapmaya çalıştım. Daha sonra yaptıktan sonra bazı koleksiyonlara girdi ve birkaç dergide yayınlandı. Ama asıl önemli olan bir şey, bu kırgınlıklarım hala devam ediyor oluşuydu ve tek elimde kalan işim buydu ve bu da kırılmaya devam ediyordu. Yani benim için hala yaşayan bir iş bu. Bu yüzden çok önemli. İçinin mavi olmasının sebebi
ise tamamıyla suyu ifade etmesiyle, suyu göstermesiyle alakalıydı. Dışını zaten sırsız bıraktım çünkü tekniksel olarak zor bir süreçti. Onu bu şekilde bıraktım. Üniversitede bizim derslerimiz var aslında, yani çömlekçilik eğitimi, yani mesleki tasarım olarak derslerimiz var. Orada ilk olarak orada oturuyoruz ama asıl çömlekçilik eğilimim 2013 yılında İngiltere'ye Erasmus stajıyla gittiğim dönemde başladı. Michel François Porcelain Atölyesi'nde ben 3,5 ay stajımı tamamladım ve stüdyo çömlekçiliği kavramını öğrendim. Bu stüdyo çömlekçiliği kavramı ne diye sorarsanız eğer, stüdyo çömlekçiliği Bernard Leach, Seotsi Yanagi ve Hamada ile birlikte üç kafadarın oluşturduğu bir kavram diyeyim. Japonya kökenli aslında ama bir nevi de endüstrinin geleneksel halk sanatını bitirmeye çalıştığı dönemde, tam 20. yüzyılın başlarında çıkıyor ve hedefledikleri şey şuydu: sanat galerilerinde, sanat müzelerinde sergilenecek kalitede işlerin, yapılan çalışmaların, estetik kaygıyla üretilmiş çömleklerin evlerde olmasını hedefleyen, halk sanatını, geleneksel halk zanaatını destekleyen bir kavram bu. Ve ben bu kavramı orada, yani Leach Pottery'de, Leach çömlekçilikte eğitim almış birinden öğrendim. Ve onun duygusunu, tutkusunu, kavramını 3,5 ay boyunca benimsedim. Çünkü tam benimseyeceğim bir durumdaydım. Yani tam üniversitenin ikinci sınıfındaydım, bir arayış içindeydim, bir kimlik bulmam gerekiyordu. Neye tutkum var ve sürekli deneyen birisi olarak bunu yakaladım. Ve en büyük başlangıç noktası, benim için virgül olan yer, İngiltere'de öğrendiğim stüdyo çömlekçiliği kavramıdır. Ve oradan başladı. Döndüğümde Türkiye'ye, Türkiye'de ben bunu nasıl yaparım? Kendi ülkemde, kendi çömlekçilik zanaatımızla, sanatımızla nasıl birleştiririm diye düşünmeye başladım, kafa yormaya başladım. Ve bu noktaya geldim. Uzak Doğu'daki deneyimlerimden bahsetmek gerekirse ilk önce Max Abal workshop'u geliyor. Daha sonra Tomoisa Obana'nın daveti üzerine Japonya'da açtığım sergi geliyor. Kim Jong-moon Hacettepe Üniversitesi'nde ders veriyor, Güney Koreli sanatçı. Onun daveti üzerine Max Abal Müzesi'nde, şu an maalesef kapatıldı o müze, yani nedeni çok ilginçti ve o müzede residency workshop'a katıldık 14 gün boyunca ve bir sergi açtık. 14 gün boyunca oranın killeriyle, oranın formlarını öğrendiğim, geleneksel Max Abal kasesini öğrendim ve 14 gün geçirdim ve sergi açtım. Oranın koleksiyonuna katıldı yaptığım çalışmalar. Uzak Doğu'daki ilk deneyimim orasıdır benim, Güney Kore. Ve daha sonra, lisans eğitim bittikten sonra Tomoisa Obana ve Tomoko Obana çiftinin daveti üzerine Japonya, Osaka'da sergi açtım. Bir ay boyunca orada kaldım, onların evinde kaldım. Japon hayatını, o Japon çömlekçilik hayatını yaşadım. Çok güzel, dağın eteklerinde olan bir evde, bir ay boyunca. İlk bir hafta Japon seramiklerinin nasıl tutulduğunu, formlarının ne olduğunu, çay kaselerinin, pilav yedikleri kaselerinin ne olduğunu,
İşte hangi bardaktan ne içildiğini hepsini tek tek öğrendim. İlk bir hafta aslında böyle bir eğitim geçti. Daha sonra formları tasarladım, düşündüm nasıl yapabilirim. Türkiye'den ne ekleyebilirim diye düşündüm. Buradan götürürken kırmızı çamur götürmüştüm. Çünkü aklımda yaptığımız çalışmaların üstüne kırmızı çamuru eklemek vardı. Astar olarak kullandım. Ve orada ürettiğim formları 4 gün boyunca Anagama fırını dedikleri geleneksel Japon seramik fırınıdır. 4 gün boyunca hiç uyumadan yani nöbetleşerek pişirdik ve çok da güzel sonuçlar aldık. Bu çalışmalarım Japonya'da kişisel sergimden kalan elimdeki son çalışmalarım. Teknik olarak çanak formunda yaptım, çömlekçi çarkında yaptım. Üstündeki parlaklıklar Japonların geleneksel anagama fırınında 4 gün boyunca pişerken doğal bir sır, ash glaze diyorlar onlar, yani İngilizcesi. Bizde kül sırı olarak geçiyor. Reçinesi olan çam ağacından 4 gün boyunca yanarken üstüne yapışmasıyla oluşuyor. Bu eserin en önemli hikayesi fırında raf kırıldı ve bu çanağın üstüne düştü. Ve bu çanak bütün bir fırını kurtardı. Ve fırından çıkarttığımız zaman şu bölgesi tamamıyla kırıktı. Ben bunu tamir etmek istedim. Ve tamiri de Japonya'da öğrendiğim kintsugi tekniğiyle yaptım. Kintsugi tekniğini ne diye sorarsanız eğer, Japonların onarma sanatı, kırılan bir seramiğin tekrardan hayatımıza eşlik ettiğini, daha güçlü bir şekilde eşlik ettiğini ve hikayesi olduğunu tanımlayan bir kavram. Ve ben bunu kintsugi tekniğiyle tamamladım ve benim için aslında kişisel o sergimi kurtaran bir parçaydı. Bu benim için çok önemli. Bu ise Yunomi denilen bir form. Bunda sıcak su içiyorlar Japonlar. Bense bu formu tamamıyla bizim çay bardağımızdan aldığım, esinlendiğim bir form. Üstündeki çizgilerse bizim kırmızı çömlekçi çamurumuz. Ben buradan götürmüştüm oraya. Oradaki de altın yaldızı destekleyen, altın yaldızı anımsatan bir çizgi oldu. Burada önemli olan şuna dikkat etmek gerekiyor. Normalde çamur beyaz bir çamur ama ateşin 4 gün boyunca geldiği yerler farklı bir renk tonu oluşturuyor. Hatta çok daha geldiği zaman reçine, çam ağacının reçinesi üstünde toplanarak bir sır oluşturuyor. Ve bu da farklı bir tat, farklı bir duygu oluşturuyor formlarda. Bu çalışmam geleneksel Güney Kore maksabal kasesi olarak geçiyor. Üstündeki sır yine Uzak Doğu'dan aldığım bir sırdı. Ve işin ismini fitoplankton koydum. Çünkü fitoplanktonun anlamı denize vuran, yakamozda ortaya çıkan deniz canlılarıydı, mikroorganizmalardı. Bu da bana onları anımsattı. Ve bu çalışmamla Ankara'da yapılan uluslararası geleneksel maksabal yarışmasında başarı ödülü aldım. Temelinde zaten kapkacak olarak görünüyor ve bizim benliğimizde kabul görmüş ya, bunu yıkmak çok zor. Yani seramik malzemesini, çömlekçiliği, sanata kabul ettirmek insanlarda biraz zorlanıyoruz aslında. Ama bunun tarihte birçok örneği var. Yani milattan önce 5. yüzyıl Atika kaplarındaki amforalar, zeytin yağı için, şarap için kullanılan küpler, bir zanaat aslında baktığımız zaman. Ama üstündeki figürler şu an için mükemmel bir sanat eseri. Şimdi buradaki kısım şuna dikkat etmek lazım. Zanaatle sanatın anlamı ne? Şimdi birçok yörede hala devam ediliyor bu çömlekçilik zanaati
ve anlatım olarak testiler yapılıyor, çömlekler yapılıyor ama zanaatte kalmış. Yani geleneksel kısımda bir kuralları var, bir formları var ve bu formlarda hiç değişim yok. Yüzyıllardan beri aynı formlar devam ediyor, değişmiyor. Ve bu sanat kısmına bakınca felsefeyi bilmek, bunu aktarabilmek, bir derdinizin olması lazım. Yani ben bunu çok kullanırım. Yani benim bir derdim var ve bunu çömlekçilikle nasıl birleştirebilirim? Bunu nasıl bir sanat eseri yapabilirim? Yani işin ustalık kısmından bahsetmiyorum. Yani mükemmel ustalarımız var. Avanos'ta, Menemen'de, Karacasu'da. Ama işin sanat kısmı biraz daha derdinizin olmasıyla, bir yolunuzun olmasıyla alakalı, bir arayışınızın olmasıyla alakalı. Bizde bir de hani bunu ne doğru mu söyleyebilirim bilmiyorum ama çömlekçilik biraz aşağıda görülen bir durum. Nasıl anlatabilirim? Ben bazı konuşmalarda çok uzağa gitmem. Hep dedim ya kendi hayatımdan çıkarım. Yani çömlekçilik baktığınız zaman ailemde bile hani aşağıda görülen bir şeydi. Yani hani kötü anlamda demiyorum ama çömlekçi mi olacaksın tabiri aslında baktığınız zaman çok aşağılayıcı bir cümle ya soru diyebilirim. Evet çömlekçiyim. Yani bunun aslında şöyle de ayrımını yapmak lazım. Bu bir meslek. Yani bunun doktordan, öğretmenden ya da kimyager olmakla hiçbir farkı yok. Yani çömlek yapıyorum, çömlekçiyim. Zanaat ve sanat kısmında o ayrı bir ayrım. Ve sanatı, yani çömlekçilik sanatı dediğimiz şeyi anlamak için ilk önce zaten sanatın ne olduğunu çok iyi anlamak lazım. Yani yaptığım bir çanağı üstüne koyduğum en ufak bir şey sanat olabilecekken bir zaman sonra ya da başkaları tarafından, hitap ettiğim kesim tarafından ya da kimliği olan bir işi hiç hitap etmediğim bir kesimden hiçbir ilgi görmeyebilir. Yani bu her zaman değişir. Yani neyin sanat olduğu, kimin sanatçı olduğu, neyin zanaat olduğu kişisine göre değişir. Şu anda çalıştığım milattan sonra 2018 serisi en güncel çalışmalarım. Terra Sigillata astarı ile birlikte çalışıyorum. Terra Sigillata astarından bahsetmem gerekirse çok yıllar önce, milattan önce 5. yüzyıllardan günümüze kadar gelmiş bir astar. En önemli örnekleri milattan önce 5. yüzyılda yapılmış Atika kapları. Ama o dönemde Terra Sigillata astar olarak anılıyor. Terra Sigillata astarı olarak anılmasının başlangıcı Roma döneminde yapılan Terra Sigillata kaplarına verilen isimden geliyor ve onunla özdeşleşerek bugünümüze kadar geliyor. Yani aslında astarın ismi kaplarından geliyor ve ben bu astarın günümüze kadar ulaşmış olmasından dolayı milattan sonra 2018 ismini koydum. Çünkü esin kaynağım Atika kaplarından gelmekte. Onu şöyle anlatabilirim. Atika kaplarının üstünde kırmızı siyah figürler vardır. Ve bu figürler o dönemin magazinsel, gazete, televizyon, sinema gibi görüntülerin hepsini içinde barındırır. Ve şu an oradaki görüntülerin hepsini biz hiç değişmeden hala yaşıyoruz. Ve biz bunların hepsini televizyondan, gazeteden, YouTube'dan, internetten izliyoruz. Ve benimsediğim, yani kimlik olarak aktarmak istediğim şey bu formların artık yalnız kaldığının ifadesi. Bu çalışmamın ismi Old is but gold is, milattan sonra 2018 serisinden.
anlamı eskiler her zaman kıymetlidir manasına geliyor. Bu altın çizgiyi de bunun için buraya koydum. Yani eskinin kıymetli olduğunu, değerli olduğunu göstermek için. Üstünde terra sigillata astarı dediğimiz bir astar var. Bu astar uygulandığında hem parlak bir yüzey hem de ipeksi bir yüzey elde ediliyor. Milattan önce 5. yüzyıldan günümüze kadar gelen bir astar çeşidi. Terra sigillata astarını uyguladıktan sonra uzun soluklu bir perde işlemi yapılıyor. Yaklaşık 2-3 gün. Ne kadar uzun sürerse parlaklık daha da artıyor ve bu parlaklık benim için çok önemli. Çünkü üzerindeki yansımalar ne kadar net olursa benim kavramıma, düşünceme, fikrime daha çok hizmet ediyor. Ve aslında en önemli şey benim kişisel olarak duygumda bu ipeksi bir doku. Çünkü bu çalışmalarımın kim dokunursa dokunsun her zaman aynı hissiyata kavuşuyor. Her zaman aynı tepkiyi veriyor. Bu benim için çok önemli. Zaman, varoluş nedeni ve gerçek ölçü birimidir. Maddeye varlığını zaman verir. O olmazsa biz de olmayız. Geçmiş sadece geleceği etkilemez. Gelecek de geçmişi etkiler. Peki sanat dediğin şey dünyayı kontrol edebilir mi?